Oynaması gelecek. Mertens'i bir keseceksiniz. Elinizdeki kadro hocam, çok iyi. 15 milyon euro bonservis vereceğiniz bir oyuncuyu da kenarda bekletemezsiniz. O yani o riski göze alarak alıyorlar. Şimdi bilemezsiniz. Yani şu anda... Biz şöyle hiçbir zaman için bir Avrupalı kafasına da Avrupalı takımı değiliz. Kendi mentalitemizde, kendi kurgumuzda kabul. Şimdi Zakharyan diyoruz. Zakharyan'ı kaç kişi nasıl seyrettik? Ne kadar devamlı seyrettik? Kaç maçını seyrettik? Devamlılığı nedir? Veyahut da diğer oyuncular. Biz hemen büyük takımlarımıza yazılan oyuncular hepsi bizde star oluyor. Maalesef öyle. Fakat bunların örnekleri çok fazla bizde. Biz yetiştirici kulüpler olmadığımız için yarışmacı kulüpler işte. Yani büyüklerden bahsediyorum. Büyük hitap ettiğimiz kulüplerden. Gelecek hazır oyuncu tak 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 çıkacak oynayacak. Sen böyle genç oyuncular aldığın zaman üzerine de katman lazım. Katmadan oyuncular belli yok olup gidiyorlar. Burada ne verebilirsin? Ne kadar bunlardan biz fayda alabiliriz? 15'e aldığın zaman onu 25'e satman lazım. Bir tane oyuncu sattık biz o fiyatta. O da Cenk Tosun. Başka sattığımız oyuncu yok. 20'nin üstünde evet yok. Yine ya 22 milyon dediğinde de 22 milyonun üzerinde o. Ben o transferi çok iyi biliyorum. Cenk'in kaça geldiğini, nasıl gittiğini o transferi çok çok iyi biliyorum. Yani onun için biz aldığımız yabancı oyunculardan da zarar ediyoruz satarken. Ama onlar tabii kulübün ekonomik işleri. Biz oyuncunun burada değerlendirirken geldiği zaman neler verecek, neler sunacak. Evet ileriye dönük bir oyuncu. Yeni sezon içinde planlarımızın içinde zaten olmazsa olmazı bir iki tane bu tarzda oyuncular olacak. Ama tekrar vurguluyorum. Gelişimine katkı, bu takımda gelişimine katkı sağlayacak bir sürü oyuncu var. Minimum 4 tane oyuncu var. Üst seviyede. Bütün dünyanın tanıdığı oyuncular. Bunlar sizin gelişiminize katkı sağlar. Ama tabii siz de etkileyeceksiniz. Söylenenler farklı istiyor veyahut da istemiyor, geliyor veyahut da gelmiyor bilemeyiz. Çünkü tekrar hatırlatalım o açıklamayı. Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum. Zakarya'nın son açıklaması bu. Şimdi şöyle tabii farklı takımlarda girmişlerdir. Radarınızdadırlar zaten. Takip edenler vardır. Sadece siz takip etmiyorsunuz. Siz bulmuyorsunuz. Sizden evvel çok çok önceleri... Şimdi Zakharyan geçtiği zaman ilk ismi ben Chelsea'deki Zakharyan'a gitti. Deniz Zakharyan'a gitti. O da 20 milyon üzerinde bir oyuncu. İsviçre'de aynı zamanda. Yani bir sürü oyuncular var. Önemli olan oyuncuyu almak değil. Yatırımlar bu şekilde mi büyük parayla yatırım yaparsınız yoksa... Çok ucuz, cüzi miktarda bu tarzdaki oyuncuları önceden keşfedip siz mi piyasaya sunarsınız, siz mi kazanırsınız? Onun için biz büyük kulüplerden tekrardan yola çıkıyorum. Biz yetiştirici değil, hazır oyunculara konan takımlarız ve onlarla şampiyonluğa koşan takımlarız. Yoksa öbür türlü hadi ben bu sezonu yetiştireyim edeyim o tarzda hiçbir olmadı. İşte yaşadı Galatasaray onu geçen sezon. Taraftarın da öyle bir sabrı yok. Sabrıyla şimdi biz isim atarız ortaya bir isim çıkar. Herkes o süper dersin. Bakın yerinde izlenen oyuncuyla buraya geldiği zaman oyuncunun arasında dağlar kadar fark. Burada hiçbir şey değildir. Bize gelir alır götürür. Hatta orada süperdir buraya gelir. Tam tersi olur. Tam tersi olur. Bunlar yaşanıyor. Futbolcu biz hemen oynadığı yerdeki ekipte hangi takımdaysa oradakinde yola çıkmamız lazım. Futbolcunun ana prensipleri vardı. Bunların dayanıklılığı nedir? Oynadığı mevkilere göre değerlendirirsin. İşte sağ bek oynarsa sağ bek ölçümleri vardır. Stoper oynarsa stoperin bellidir neler beklendiğini sizin. Onları bir devamlı izleyerek bir iki tane maç izlediğiniz zaman sonra da skutaya doğruyorsun. Çünkü çok büyük paralar verilmeye başlandı. Tekrardan yine o eski dönemlere dönmeye başladık kulüpler olarak. Olmazsa da dünyanın sonu değil. O tarzda bir sürü oyuncu var. Piyasada bir sürü var. Bu Güney Amerika'da Galatasaray'ın acil ihtiyacı da yok hani şu anda böyle. Şöyle acil ihtiyacını yeni sezonu düşünerek yapabilirsin. Ama yani böyle 13-15 milyon verip mi yaparsın yoksa atıyorum 500 bin euroyu verip de ileride sana 15 milyona gelecek bir oyuncu mu yatırım yaparsın? Onlar tabii kulüplerin kendi intern değerlendirmeleri, onların kendi düşünceleri. Bilemiyorum yani oyuncu da gelmek istemiyorsa illaki zorla getirecek haliniz yok. Farklılıklara gidebilirsiniz. Listede mutlaka bu tarzda oyuncular vardır. Evet. Peki Haldun Domaç'a da şöyle sorayım. Az önce bağlantı öncesinde de söylemiştik. Avrupa'da 55 futbol ülkesi içinde en yüksek ekside borcu olan 55. sıradayız yani. Ülke Türkiye. 55. Evet. Ve son sıradayız. Hani bu tür büyük transferler tamam belki 15'e alıp 30'a satarsınız ama her zaman da öyle olmuyor. Acaba şu ortamda böyle yüksek paralar vermek doğru mu diye soran taraftarlar da var. Ben de size sorayım bu soruyu. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim kulüplerimiz genellikle büyük kulüplerimiz oyuncudan oynatarak faydalanmaya çalışıyorlar. Yani oyuncuyu parlatarak bir sonraki satışından para kazanmak gibi öncelikli planları yoktu. Şimdi son dönemde bir kere söyleyelim, bir değişim süreci yaşıyoruz. Yani değişim süreci yaşıyoruz. Bu manada baktığımızda kulüpler oyuncularını satma girişiminde de bulunuyorlar. Yani oyuncu getirip onları geliştirip satma girişiminde de bulunuyorlar. Örnekleri var, gidenler var, kalanlar var. Yani bu türden örnekler var. Şimdi öyle baktığımızda mesela Zaniolo'yu aldığınız zaman kafanızdaki rakam şu. 15'e aldınız. Mesela şimdi eğer bu plan gerçekleşirse diyorum ki planı anlatacağım şimdi. Zaniolo'yu alıyorsunuz, planınız şu. 15 milyon euro veriyorsunuz. Kasım 2023'ten itibaren 3-3 ödeme yapacaksınız. Çıktınız Şampiyonlar Ligi'ne, orada bir tane oyuncu oynadı. Zaten süperstar adayı oyuncu. Oynadı, 35 milyon çıkış maddesi var diyorlar ama tam görmediğimiz, bilmediğimiz için. 35 milyona sattınız. Kârınızı düşünebiliyor musunuz? Kasım ayında 3 milyon euro verdiğiniz oyuncudan 32 milyon euro kasanıza giriş yapmış olacak. Yani sattığınız anda ki bunu sağlayabilecek bir oyuncu. Şimdi kulüplerin bu türden risk alacaklarsa böyle risk almaları lazım. Yani bu tür riskleri almaları lazım. Yani sonuçta 15 milyon euro büyük. Şimdi hocam diyor ki oynatır mı oynatmaz mı? Sen 15 milyon euroyu verdiğin zaman oynatırsın. Oynatırsın bir kere. Yani o şansı ona verirsin. Oynatırsından kastım şu. Bir maç oynatırsın, iki maç oynatırsın, üç maç. Onu belli bir noktaya kadar oynatırsın. Şimdi Zakharyan'la ilgili konuştuğumuzda onun da rakamı 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Zaten oyuncuyu Chelsea istiyor. Chelsea yani çalışma izni alamadığı için oyuncuyu transfer edemedi. Yani siz bugün Zakharyan'ı almış olsanız, yani şunu söylüyorum, yani ben normalini söylüyorum. Oyuncunun özel sebeplerini de hepimiz biliyoruz. Zakharyan dediğimiz için oluyor. Onu başka bir yere koyalım. Oyuncuyu almış olsanız Galatasaray'ın verdiği rakamın da 11+2. 2 milyon kira, yani şey yapabiliriz, ön peşin veririz, 11'i sonra öderiz gibi böyle hani taksite yayacak şekilde bir düşüncesi var. Aldığınız zaman o da işte bir yatırım transferi. Riski var mı? Var. Ama yatırım transferi. Yani bu oyuncu daha 19 yaşında Chelsea'nin şeyine girmiş, transfer listesine girmiş bir oyuncu. Siz oynatırsınız, 25'e sattığınız andan itibaren cebinize kalan parayı düşünün, 10-15 milyon euro para kalır cebinize. Onun için de bu tür transferlerin hatta daha erken yapılabilmesi halinde çok daha başarılı olabilirsiniz. Örnek mi? Kim Minje. Şimdi hocamın söylediği olayın bir başka şeyini söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten de oyuncuların satış fiyatları üst tavanı 20 milyon euro. Türkiye'den giden oyuncuların satış fiyatları. Bunu bozan bir tek, yani bunu değiştirebilen bir tek Cenk vardı. Vedat Muriç baktığımızda o da öyle gitti. Daha gerilere doğru gidin. 17, 18, Kim Minje, Elif Elmas mesela. 18-50. O da büyük paraya gitti. Türk olarak ama Türk olarak Cenk. Türk olarak Cenk. Ömürleri giden var tabii. Geneli söylüyorum. Yani şey de var hocam. Yani Cengiz Ünder de var. 11'e gitti. Arda Turan da var. Yani gider. Evet, hani 20'nin altında gidiyor bizim. Hı-hı. Piyasamız böyle. 20'nin altında. Ama bir gerçek var. Siz eğer uygun fiyatla aldığınız oyuncuları daha yüksek bedellerle satabiliyorsanız, bugün konuşalım mesela kim var? Ferdi var mesela. Ferdi Kadıoğlu. Napoli istiyor. Yani Fenerbahçe diyor ki 25. Napoli belki 20 verecek. Yani 25'i bulmayacak belki ama 20 verecek. 20'yi gördüğünüz anda hadi bırakın onu. Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği sözden yürüyelim istersen. 23 milyon euroyu gördü Abdülkadir Ömür. Evet, Ömür pişmanlığından bahsediyorsunuz değil mi? Keşke satsaydım dedi. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu. Bizzat kulübün başkanı söylüyor. Diyor ki 23 milyon euroyu gördüğümde keşke satsaydım diyor. Şimdi hani Türkiye'nin piyasa değeri bu. 20'nin altında. Yabancılarda belki biraz yukarı çıkabiliriz. İşte böyle Zaniolo gibi, işte Zakharyan gibi oyuncuları alırsanız yukarı çıkabilirsiniz. Aldıklarımızın listesi şöyle. Türkiye Ligi'nde en pahalı 2 transferi Galatasaray yapıyor sevgili seyirciler. Jardel zamanında Porto'dan 17 milyon euroya gelmişti. İkinci Zaniolo 15 milyon euro Roma'dan geldi. Guiza Mallorca'dan gelmişti Fenerbahçe'ye. O dönem Barcelona falan da istiyordu Guiza'yı. 14 milyon euro ve 13 milyon euroluk 3 oyuncu. Emenike, Djagne, Buruma. Djagne de şampiyonluk bonusuyla beraber 3 milyon daha verilince 13 milyon oldu diye hatırlıyorum ben. Evet. Bizim ligimizin transferleri bu şekilde. Tabii şimdi mesela alırken, satarken kar etmen gerekiyor. Mesela Anelka gelmişti. Anelka için şöyle söylenir. Alırken de kar edersin, satarken de. Çünkü hep satabiliyorsun. Şimdi Fenerbahçe Elvir Balic'i 9,5 milyon euroya aldı ama satışı galiba daha yüksek bir bedelle gerçekleşti. Tam rakamını yanlış söyleyebiliriz. 13 gibi hatırlıyorum. O civarlarda. Yani Real, sonuçta kar ettiniz yani. Hı hı. Burada önemli olan şu. Kulüplerimizin bu tür oyunculara yönelmesini ben normal buluyorum. Buradan eğer kazanabiliyorsan kazan. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben hani isim vermeyeyim, isim verince çünkü kulüp taraftarları sempatik karşılamıyorlar. 35 yaşında, 34 yaşında bir oyuncuyu transfer ettiğin zaman şampiyon olmak için transfer edersin. Sana bir şeyler katkı sağlasın diye edersin. Hı hı. Ondan bir şey kazanamazsın. Ama İşte 18, 23 yaş, 24 yaş arasında bir oyuncu transfer edersen onun ikinci satışı var. Oradan kazanabilirsin. Onun hesabını yapması lazım. Kulüplerimizin yapmadığı hesaplardan biri bu maalesef. Yapmıyorlar bu hesabı. Hı hı. Onun için de ben diyorum ki hani keşke Zakharyan olsa mutlaka ona Okan Hoca şans verecek. Yani şimdi bir de şöyle bir şey de var. Belki bu planlamayı yaptı Galatasaray. Onu da söyleyeyim. Şimdi Zaniolo'yu forvet arkası 10 numara pozisyonu oynayacak. Ben burada daha önce yine bizim programda açıklamıştım hangi bölgelerde oynadığını oynatacak. Zaniolo ile ilgili şöyle bir tasarrufu var diye konuşuluyor. Yani genel anlamda konuşulduğu için söylüyorum. Zaniolo'yu alacak, oynatacak, 35'e satacak. Dybala'nın 12 milyon euroluk çıkış maddesini kullanıp Dybala'yı alacak. Dybala'yı aldığı andan itibaren belki de Zakharyan da sana ikinci bir yıldız olarak karşında duracak. Yani evet, böyle kulüpler bunları yapıyorlarsa çok akılcı işler yapıyor demektir. Evet. Ya da Icardi'nin bonservis bedelini oradan temin edecek şöyle, gibi. İkisini birden alabilirsin. Şimdi bak Di Marzio'nun söylediğine göre 20 milyon euroya, İtalya'ya 12 milyon euroya yurt dışı çıkışı var Dybala'nın. Dybala... Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam 29 yaşında olması lazım. Tabii Dybala. Daha yaşı da genç. Yani şimdi size çok yararlı olabilecek bir oyuncu. Ne yaparsınız? Dybala'yı alırsınız. Evet. Üstüne bir de 35'e verirseniz 12'ye Dybala'yı alırsınız. 23'e de bak 23'te cebinde şey var. Icardi için var. Tabii. Doğru bir planlama olabilir diye söylüyorum. Evet. Ama tabii sonuç itibariyle bunlar hepsi kağıt üzerinde. Yani riskler barındırıyor mu? Barındırıyor. Ama zaten bu risklerin çok daha kötülerini kulüplerimiz alıyorlar.